Şimdi 5 basamaklı bir sayı verilmiş. 45'e bölününce 21 kalıyormuş. Şimdi 45'i iki sayının çarpım biçiminde ifade edeceğiz ama o iki sayı aralarında hasıl olacak. Bunlardan yani çarpımları 45 eden sayılar da 9 ve 5 olur. Şimdi biz şöyle yorumlayabiliriz. Bizim sayımız 45'e bölündüğünde 21 kalan ortaya çıkıyormuş. Yani şu sayı yazmaya gerek yok aslında da ben yine yazayım. Şöyle 73 diye başlıyor. A, 4, B sayısı. Şimdi 45'e bölününce şöyle kalanı 21 oluyormuş. Şimdi biz 9 ve 5, 9 ve 5 sayılarıyla çalışacağımız için 9'dan 9'da bölününce kaç kalıyor? 5 ile bölününce kaç kalıyor? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi 9 ile bölünürse bu sayı. Şimdi ne kaldığını bulacağız. Bu sayı yerine şu sayıyı bölelim. Bu sayı 9'a tam bölünüyor. Bu sayı 9'a tam bölünür. 21'i 9'a bölersek 3 kalır. Demek ki bizim sayımız şu sayı 9'a bölündüğünde 3 kalıyormuş. 5 için bakalım. 5 ile bölünürse. Şimdi şu sayıyı 5 ile böleceğiz ya da bu sayıyı. Burası 5'e tam bölünüyor. 21'i 5'e bölersek kalan 1. Demek ki bizim sayımızın 5 ile bölümünden kalan 1, 9 ile bölümünden kalan 3 olacak. Önce 5'ten başlayalım. 5'in kuralını uygularsak, yani bu sayı 5'e bölündüğünde 1 kalacaksa, B sayısı ya 1 olacak ya da 6. Onu yazıyorum. Bizim sayımızın iki alternatif var. Şöyle olacak. 7, 3, A, 4, 1 biçiminde. Ya da bizim sayımız 7, 3, A, 4, 6 şeklinde olmalı ki 5'e bölünce 1 kalsın. Şimdi şunu kullandık zaten. 5 ile bölünebilmeyi kullandık. 9'a gelelim. 9'un kuralını uygulayacağız. Şurada uygulayalım. 9'a bölünce 3 kalacak. Topluyorum rakamları. 7 artı 3 artı A artı 4 artı 1. 9'un katı olacak. Ben yine K kullandım ama bunlar aynı K'lar değil. Çok önemli de değil şu aşamada. Pardon, şunu yanlış yazdım. 3 kalacak. 9'a bölünce 3 kalacak. Şimdi şu 3'leri her iki taraftan götürebiliriz. Aynı tarafta var. Sol taraf A artı 7, 1 de burada 8, 4 de orada 12. Bu 9'un katı olacak. Biz bu ifadeyi 9'un katı olarak 18 yapabiliriz. 18 olması için de A sayısının 6 olması lazım. Bir sonraki 9 fazlası olacak. 6'ya 9 eklersek 15 ama bu rakam değil. Bunu seçemeyiz. Demek ki bizim A'mız buradan sadece 6 olabiliyor. Gelelim şu gruba. Yine rakamlarını toplayacağız. 7 artı 3 artı A artı 4 artı 6 eşittir. 9'un katının 3 fazlası olmalı. Çünkü 9'a bölünce 3 kalacak. Buradan yine şunları yolluyorum. Kalanlara bakalım. A artı, şurası 10, 7 burada 17. 9'un katı olacak. 18 olabilir. 18 olması için A 1 olmalı. 9 eklersek 10 olur ama rakam değil 10. Demek ki A sayısı sadece 1 olabilir. Bizden istenen A'nın alabileceği değerlerin çarpımı, bu da şöyle diyelim. 6 çarpı 1'den 6 getir. Alabileceği değerlerin çarpımı.